gelmedi mesela. Ha, başka bir oduna bağlanır. Şimdi yanıyor. Balık şimdi elektrik balığı bekliyor. Tamam. Yakalandıktan sonra yukarıya çekiyoruz. Balık teknenin içine geliyor. İçine alıyoruz. Projenin amacı nedir? Engelli arkadaşlarımız için ve bazı vatandaşlar için balık tutmak zor. Biz de bunun önüne geçebilmek için bir proje tasarladık. Proje tehlikelere karşı önleyen bir gemi tasarladık. Projenin çizimini ilk biz yaptık. Sonra öğretmenlerimize götürdük. Öğretmenlerimizden onay alınca daha iyi bir çizim yaparak yapımına başladık. Ana gövde için marangozdan yardım aldık. İç tasarımını en bloklarla yaptık. İlk önce karamsarlığa düştük, başaramayacağımızı düşündük. Fakat sonra bir elektrikçiden tavsiye aldık ve değmen yöntemiyle çarkları sağ ve sola aldık. Balık Atik projesindeki bütün yazılımları biz kendimiz yaptık. Bunu diyeceksin. Projelerimizden en göze çarpan, çokça emek verdiğimiz Balıkmatik projesini konuşacak olursak, genel itibariyle baktığımızda engelli vatandaşlarımız olsun, işte izin alamayan aileleriyle tehlike açısından sorun yaşayan öğrencilerimiz olsun, bunların derelerde, göl kenarlarında insansız şekilde balık tutabilme imkanı sağlayan bir araç yapmayı amaçladı öğrencilerimiz. Bu amaç doğrultusunda projemizi geliştirdik. Kodlama uygulamaları yaptık üzerine, MakeBlock tabanını kullanarak. Ve uygulamış olduğumuz bu etkinlikle beraber ürünümüzü ortaya çıkarmış olduk. Çok ilgi çekti gelen vatandaşlar tarafından, çok soruldu. Hatta satın alınmak istendi. Böyle bir araç geliştirmemizin en önemli sebeplerinden biri, bir kodlama sınıfına sahip olmamız. Bunda katkı sağlayan Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'e teşekkür ederiz. Ayrıca bize katkısını hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz.